Merhaba arkadaşlar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Bu zamana kadar kanalda hiç hoparlör incelemesi yapmamıştım. Hoparlör, speaker. Evet, kanalda bu zamana kadar hiç speaker incelemesi yapmamıştım arkadaşlar. Bu ilk speaker incelemem. Ben bunu televizyona bağlama amacıyla aldım. Hem gençlere hitap edebilecek, hem oyunculara hitap edebilecek, hem de aynı zamanda yaşlılara da hitap edebileceğini düşündüm. Güzel, şekilli, şüküllü bir ürün arkadaşlar. Neden yaşlılara hitap edeceğini düşündüğümü sorarsanız, içerisinde FM radyo da destekliyor. Yani bu çok fonksiyonlu bir speaker arkadaşlar. İçerisinde Bluetooth var, FM radyo var, speaker özelliği var, RGB var. Yok arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Hemen ürünü açıp deneyip test etmeye başlayacağım. Hemen şöyle karambitimizle bir kutu açılışı yapalım sizler için. Evet, içerisinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Ben videoyu çektiğim an itibariyle internette 330 TL ile 360 TL bandında bulabileceğiniz bir speaker. Şöyle ürünü kutusundan çıkarttım. Speaker var. Elimde dolu dolu hissettiriyor. Kutusuyla bir işim yok arkadaşlar. Aslında kutusuna da şöyle bir bakmak gerekirse touch buton diyor. Yani dokunmatik bir butonu varmış. Şimdi açtığımızda inceleyeceğiz. Multi lighting mode diyor. Fast, slow, single. Yani ışık modları arasında geçiş yapabiliyormuşuz. Bluetooth'u var, dokunmatik kontrolleri var, FM radyo var, RGB ışıklandırması var. USB'den güç aldığını söylüyor. Bu arada ben yeni dikkat ettim. Kızım böyle simli slime'larla falan oynamayı seviyor. Bunun üstüne de simli slime yapıştırmış. Üzerinde simleri falan kalmış. Kutu böyle yağlı yağlı olmuş. Böyle kenara atalım. Ellerimde gördüğünüz gibi sim oldu arkadaşlar. Ellerim yapış yapış oldu. Evet, şöyle poşetlerinden bir ürünü kurtaralım. Genel anlamda şöyle elime aldığım zaman güzel, ağır, böyle kendini kaliteli hissettiriyor mu? Evet, hissettiriyor. Güzel bir speaker. Şöyle üzerinde kablosu var. Kablo çok klasikleşti yani. Tabii bunu da kablosuz yapmalarını bekleyemezsin. Sonuçta işlevi belli, türevi belli. 1+1 hoparlör. Normalde bu tarz speakerlarda genelde birinde left, birinde right yazar arkadaşlar. Ben bunun üzerinde hangisi sağ, hangisi sol çok kestiremedim arkadaşlar. Altına, üstüne falan baktım, göremedim. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şurada bir tane dokunmatik kontroller var. Rampage bu aralar böyle dokunmatik kontrollerle ışıklar olan ürünlere bayağı bir önem göstermeye başladı. Ön tarafına baktığım zaman şurada 3 tane tuş var arkadaşlar. Neymiş bu tuşlar? Bir tanesi açma kapama, diğeri de ses açıp kısma. Büyük olasılıkla moddur arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir dijital gösterge yok. Yani ben FM radyoda mıyım, Bluetooth'ta mıyım, AUX'ta mıyım onu belli etmiyor arkadaşlar. Ürünün 30 desibel ses şiddeti varmış. 2.5 inç boyutunda iki tane speaker'ım geliyor. Bu iki speaker 3'er watt veriyor. Yani totalde 6 wattlık bir ses gücüne sahipmiş. Kablosu çok uzun değil. Hani böyle ışıklarına falan bakacaktım ama genelde böyle masa başında ürün inceliyorum. Ama bunun da kablosu bilgisayarım için yeterli değil. Böyle biraz yaklaşalım. Gelin buyurun. Evet arkadaşlar, sizi böyle bir yaklaştırdım ama güzel oldu diyebildim. Görsel güzel. Şimdi ürünü elektriğe bağladım. Bakın arkadaşlar, ışıkları görüyor musunuz? Akıyor. Böyle şu an çok aydınlık bir ortam. İki tane softbox var, bir tane tepede ışık var ama ışıkları akıyor. Ben niyeyse hoparlörden önce niye RGB deniyorum onu da bilmiyorum ama kolayıma gitti diyebilirim. Şu modda yavaş değişen bir rainbow efekti var. Böyle bakın, yeşilden sarıya döndü. Sarıdan büyük olasılıkla başka bir renge dönecek. Şu an koyulaşıyor. Kırmızı mı oluyor? Evet, kırmızı oluyor. Böyle bir tane kırmızıdan pembeye döndü. Bir rainbow efekti var. Bir daha basalım. Şu an sadece kırmızı yanıyor. Bir daha basalım. Yeşil oldu. Bir daha basıyorum. Mavi oldu. Şu an kapandı arkadaşlar. Hani böyle ışıklı falan pavyon gibi kullanmayayım derseniz kapatabiliyormuşsunuz. Şöyle bastım. Böyle hafif bir pembemsi, yeşilimsi. Bir daha bastım. Az önceki geçiş efekti. Bir daha bastım. Rainbow. Tamam. Çok efekti yok arkadaşlar. Onu anladık. Kapattım. 1. Böyle bir tane efekti var. 2. Böyle bastım. Pembe 3. 4. Böyle yeşil sabit 5. Mavi 6. Evet. 6 tane renk efekti var. Şimdi RGB olayını tamamen atlıyorum. Şimdi böyle bilgisayara USB'sini taktığım zaman bak bir şey diyor. AUX mode dedi. Neyse artık onu geçeceğim. Şimdi burada 3 tane fiziksel buton var demiştim. Biri sesi açıyor, biri kısıyor falan. Şurada bir tane başlatma butonu var. FM mode. Evet, FM'e geçelim. Şöyle kısalım. Çok oldu bak. Çok oldu, bir dakika. Evet, şu anda sesi kıstım. Şöyle bir basın tutuyorum. Evet arkadaşlar, FM modunu açtım ama benim hem zaten mama tabakasında olduğu için ne telefon çekiyor ne de FM radyo çekiyor. Bu zamana kadar ben normalde evde FM radyo kullanmadığım için çekip çekmediğini bilmiyordum. Bu üründe de anlamış olduk. Benim evde FM radyo çekmiyor arkadaşlar. Bir tane kanal var, şu anda cızırtılı, sadece bu çekiyor. Bluetooth.
Evet arkadaşlar, FM modu çekmediği için Bluetooth moduna geçmek zorunda kaldım. Şimdi bir telefonumu çıkartıyorum. Dur gideyim camı da kapatayım, millet rahatsız olmasın. Evet, Bluetooth'la telefonla arattığım zaman LMS X8 Majesty yazıyor arkadaşlar. Bağlan diyorum, eşleştir diyorum. Evet, sesi duydunuz zaten, bağlandı. Bir YouTube'dan copyright bir müzik açalım. Gecenin 3 olduğu için çok ekstrem test edemedim ama ilk dinlediğim müzik gayet güzel. Hani böyle 6 watt normalde yeterli değilmiş gibi bir seviye olarak geliyor ama bence gayet yeterli, doyurucu bir ses. Hani böyle hafiften bassları da var, yok değil. Normalde bu tarz speakerlarda ben bas beklemiyordum ama bası gerçekten beni şaşırttı diyebilirim. Benim müzik olarak hoşuma gittiğini söyleyebilirim. FM modundan sonra Bluetooth modu da bu şekildeydi. Bakıyorum, basıyorum başka bir moda geçecek mi diye. Evet, AUX moduna da geçiyor arkadaşlar. Şu anda AUX modunda... Şöyle 3 ve 4. Bu alemin kralı benim. Daha ölmedik. Evet arkadaşlar, bilgisayara bağladığınızda da oyun oynarken de sizi doyurabileceğini düşündüğüm bir alet. Ses konusunda güzel, müzik konusunda güzel. FM radyo dediğim gibi hani ürünle alakalı bir durum değil. Benim ev dediğim gibi mama tabakasında olduğu için ne telefon çekiyor ne FM radyo çekiyor. Ben telefonda da Wi-Fi özelliği olmasa bana kimse ulaşamayacak. Çünkü bu evde de alakalı bir durum. İnşallah arkadaşlar YouTube'dan zengin oluruz da artık şöyle güzel bir eve geçeriz. Benim tek sıkıntım o. Küçücük bir odayı stüdyo yaptım. Sizler için video çekmeye çalışıyorum. Ürünü beğendim. Bu arada speaker'ın kablosu bu kadar değil arkadaşlar. Böyle bilgisayara bağladıktan sonra bunu böyle bu şekilde şu kadar bir mesafede uzatabiliyorsunuz. Yani monitörünüz atıyorum geniştir 31.5 falan kullanıyorsunuzdur. Birini monitörün sağına, birini monitörün soluna çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi piyasada ortalama 230-260 TL bandında bulabileceğiniz bir speaker. Eğer ihtiyacınız varsa, böyle şekilli şüküllü de bir şey arıyorsanız ilk tercihiniz olacak ürünlerden bir tanesi. Rampage böyle bir ürün yaptığı için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.